Eşit güçte çalışan işçilerden 10 kişi işe başlıyor. Bu işçilerden her 3 günde bir işçi işten ayrılıyormuş. İşin tamamı 7 günde bittiğine göre aynı işi aynı güçte kaç işçi çalışırsa 13 günde bitirir. Normal formülümüz 1 bölü A artı 1 bölü B nokta nokta gidiyor 1 bölü X. Burada A birinci işçinin çalışma süresi, B ikinci işçinin çalışma süresi. Diyelim ki aynı güçte iki işçi çalışsa, aynı güçte iki işçi, bunun güçlerine x diye çalışma süresine x diyelim güçlerine değil de, 1 bölü x artı 1 bölü x olsun ya da a diyelim, 1 bölü a artı 1 bölü a, o da eşittir 2 bölü a oluyor gördüğünüz gibi. Aynı güçte 5 işçi olsa, bu kez burası 5 bölü a olacak. Bu şekilde artarak gider. Eşittir 1 bölü x şeklinde. Şimdi 10 kişi başlıyor. Formülümüz şu şekilde. T çarpı normalde 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c nokta nokta gider. Eşittir 1. 1'dir formülümüz. Şimdi burada a, b, c'ler eşit. Hepsi x olduğuna göre 1 bölü x, 1 bölü x, 1 bölü x, o da 3 bölü x yapar. Yine kaç kişi ise, yani 10 kişi olduğu için 10 bölü x yapması gerekiyor. Şimdi şurada T birlikte çalışma süreleri, birlikte çalışma süresi belli zaten. Şimdi 7 gün çalışmışlar. 3 günde biri bir kişi ayrılıyor. 3 günde bir kişi ayrılıyor. Yani ilk 3 gün, 1, 2, 3 gün 10 kişi çalışıyor. Buradan biri ayrılıyor, bir eksilme var. 4, 5, 6. günü 9 kişi çalışıyor. Buradan bir kişi daha eksiliyor. 7. günde 8 kişi çalışıyor. Burada bir çalışma süreleri ayrıysa artı buraya mesela T1 desek, diğerine T2 çarpı 1 bölü A, 1 bölü B. Buradan çıkanı işten ayrılanı buradan çıkararak buraya devam ederiz. Uzar gider. Bu formülü, bu denklemi bu formülü uyarlarsak dediğim gibi 1 bölü a artı 1 bölü b şeklinde olacak ama hepsi de çalışma süresi aynı olduğu için direkt 10 tane 1 bölü x, o da 10 bölü x yapar. Parantez içerisinde dışında çarpı t diyeceğim. Ama t'miz belli. 3 gün bakın burada 3 gün gözüküyor. 1-2-3 gün beraber çalışıyorlar. Artı ondan sonraki 3 günde bir kişi ayrıldı 9 kişi beraber çalışıyor. 9 bölü x. Artı sonraki bir günde de 8 kişi beraber çalışıyor. 8 bölü x yapar. Eşittir 1. Yani bu şekilde çalışıldığında işin tamamı bitiyor demektir. 1 demek işin komple tamamı bittiği manasına gelir. Çarptığımızda 30 bölü x artı 27 bölü x artı 8 bölü x eşittir 1. Tabi toplarsak 57, 65. 65 bölü x eşittir 1. İşler dışlardan x eşittir 65. Yani bir tane işçinin işi bitirme süresi 65 gün. Bir işçi 65 günde bitiriyor. Şimdi bizden istediği aynı işi aynı güçte diyor. Yani bitirme süresi 65 olan kaç tane işçi çalışırsa 13 günde bitirir. Bunun formülü yine şimdi güçleri 65'miş. X yerine 65 yazacağız. Bu kez de kaç kişi diyor. Aynı işte kaç işçi diyor. Yani buna da Y diyelim. Y işçi 65 güçlü. Güçleri aynı olacak. Yani bitirme süresi daha doğrusu bunlar. Bitirme süresi 65. Eşittir 1 bölü 13. Normalde formülümüzde 1 bölü X yazıyor ama bu X'imiz belli. 13 gün. Çünkü bu X bitirme süresi. Birlikte bitirme süresiydi. Buradan işler dışarı yaptığımızda y eşittir 5 çıkar. Ya da orantı yöntemiyle bir kişi 65 günde yaparsa 13 günde yapılması için y kişi lazım. Şimdi ters orantı. İşçiler ters orantı biliyorsunuz. Ters orantı olduğundan biri artarken biri azalacak. Mesela bu azalmış. Ne kadar azalmış? 5 katı kadar azalmış. Bu artması lazım. Ne kadar artması lazım? Tabii ki 5 katı kadar artması gerekiyor. 1'in 5 katı da 5'tir. Bu da y'ye 5 bulabilirsiniz.